Şimdi denklemi fx doğrusu, bu fx arkadaşlar bir doğru denklemi. Gx ikinci dereceden denklem, bakın ikinci dereceden, bu da gx'i temsil ediyor. Y ekseni üzerinde kesişiyorlar. Şimdi iki tane ifade, denklem, fonksiyon eğer y ekseni üzerinde kesişiyorsa x'i 0 için y değerleri eşittir. Yani ben burada x'e 0 verdiğimde m artı 3 eşittir. Karşı tarafta 0 verdiğimde bakın sadece 3m eksi 5 gelir. Bu durumda hemen m'leri buluşturuyorum. 2m eşittir. Karşıya attım 8. Her tarafı 2'ye böldüm. M eşittir 4 geldi. Peki hemen yerine yazarsak. Y dediğimiz değer bakın fx doğrusuydu. O yüzden fx eşittir diyorum. M yerine 4 yazdım. 2x 4 yazdım artı 7. Hemen gx'i oluşturmaya çalışıyorum. Gx eşittir. M yerine 4 yazdınız. 4x kare. 4 yazdınız. Eksi 8x. 4 yazdınız. 12. 5 çıkardınız. Artı 7. Şimdi bulduk. Bakın bize bir bileşke fonksiyon vermiş. Bu bileşke fonksiyonu biz şu şekilde düzenliyorduk arkadaşlar. G de f eksi 3 demekti aslında bu. Yani önce f'de eksi 3'ü bul diyor. F'de eksi 3 için de x yerine burada hemen eksi 3 yazalım. Şurası eksi 3. Yerine yazdım. Eksi 6 artı 7'den bakın 1 yaptı. Hemen buraya geldim. Şimdi şu ifadenin sonucu 1 ise g'de 1'i arıyorum ben. G'de 1 için de x yerine bakın 1 yazmanız gerekiyor. Hemen her yerde x gördüğümüz yere 1'i yazıyoruz. G'de 1 eşittir 4. Eksi 8'den eksi 4. 7 eklerseniz 3 sonucunu veriyor size.